E, keyifliydi sizle program yapmak evet, bir başka yayında görüşürüz ama şimdi şu başlıkla devam edelim şimdi e, bu e, Instagram'da olan Reels videoları işte böyle arka arkaya ne diyelim işte sonsuz kaydırmalı dikey videolar e, onlara bir bakmaya başladığımızda bir bakıyoruz böyle dakikalar geçiyor. işte şöyle kaydırıyorsunuz kaydırıyorsunuz. Sonsuz video var orada. Sürekli birileri bir şeyler paylaşıyor. Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi de e, sosyal medya platformu Instagram'ın 40 milyon aşan kullanıcı sayısıyla Türkiye'de ilk sırada yer aldığını belirtti değerli izleyenler. Ayda Instagram'a 21 saat, WhatsApp'a 11 saat harcanıyor. Bayağı çok. Bunlar çok büyük rakamlar dedi. Şimdi e, Sayın Kırık. Buyurun efendim. E, yani bu Reels videoları, hı hı. yani bu Instagram'da, TikTok'ta da var zannediyorum. E, bunlar masum bir eğlence mi yoksa zihin kontrolü mü? Efendim, şöyle söyleyelim. Çünkü bir bakmaya başlayınca. Hı hı insan uzun süre orada vakit geçirebiliyor. Vakit Mutlaka yani. sizin de önünüze denk geliyordu. Ben de bakıyorum. Özellikle kesinlikle özellikle ilgi alanlarınıza göre takip ettiğiniz kişilere göre algoritma zaten sizi oraya yönlendirmiş oluyor Fulya Hanım. Ve bunları gerçekleştirirken de verilere erişim verdik, verdiğimiz için. Bir saniye öyle mi oluyor? Mesela benim ilgi alanlarıma göre mi o kesinlikle videolar? tanımadığım insanların ki ya da paylaşım yapan evet. influencerların ki çıkıyor. Evet. evet. Direkt bakıyorsunuz ilgi alanınızı görüyor. Mesela işte siz diyelim spora önem veriyorsunuz. Spora Önem verdiğiniz için sürekli o videoları seyrettiğiniz için bir bakıyorsunuz. Kedi siz... videoları çıkıyor bu. Evet, demek ki kedileri seviyorsunuz. Onlara bakıyorsunuz efendim. Özellikle kullanılan anahtar kelimeler, <laughs> videoların içerisindeki sözcükler artık yapay zekayla çok hızlı bir şekilde analiz edilebiliyor. Düşünebiliyor musun, Fulya Hanım. Eskiden biz işte mesela bir deşifre yaparken tık tık bakıyorduk, dinliyorduk, yazıyorduk, dinliyorduk, yazıyorduk. Şimdi efendim e, videoyu yüklüyoruz içerisine sizin yerinize o deşifreyi yapıyor. Ne kadar kolay aslına bakarsanız. Nasıl Ama, yani? Yani... Videoyu siz, mesela bir videonuz var, sizin kendi videonuz var. Mesela şu programın videosu. Baktınız efendim, 5 dakikalık bölüm. E habercisiniz, deşifreye ihtiyacınız var. İşte kulaklığı takacaksınız, tık tık dinleyeceksiniz, tık tık dinleyeceksiniz. Hiç gerek yok, yapay zeka uygulamasına o 5 dakikalık kısmı atıyoruz. O size efendim hepsini vermiş oluyor dolayısıyla. Şimdi bu videolar aslında gördüğünüz gibi başta, ilk başlarda tıkladığınızda çok güzel, keyifli. İşte dediğim gibi kedi videoları çıkıyor vesaire. Ama bir bakıyorsunuz, izliyorsunuz ya sürekli kaydır kaydır kaydır. Bir noktadan sonra sizin tamamen zihninize, beğenilerinize göre içerikleri sunmuyor. Tam tersi zihninizi aslında manipüle edebilecek ve tam karşıt görüşleri sunabilecek içerikleri size çıkartmış oluyor. Bu içerikler çok daha fazla yayınlanmaya başlayınca yani onları böyle aralara mı koyuyor? Evet. E, mesela diyelim ki kedi videosu çıkarken arada benim aslında hiç e, izlemeyeceğim tarzda bir video çıkıyor. O benim bilinçaltıma mı? Evet. Hani su subliminal mesaj dediğimiz subiminal kavram vardır mesaj. ya efendim. Hani 25. kare derler mesela. Hı, Sinemada evet. 25. kare evet, evet. O 25. kare direkt olarak sizi aslında hedefe yönlendirir. Ve biz bunları dedim ya izlerken e, masumane görüyoruz. Hani sinematografi. Hayır, Murat Hocam. Buyurun efendim. Ya çok özür dilerim. Mustafa. Burada buyurun, ama buyurun. şey mi? Bizim e, tercihlerimizi beğenilerimizi şekillendirmek. Evet Melik Bey çünkü şundan siz dolayı. Zihin kontrolü yani, Zihin evet kontrolü mi? evet aynen öyle. Düşünebiliyor musunuz? Bunların hepsinin menşeği Amerika Birleşik Devletleri. Siz Türkiye'deki seçimi manipüle etmek istiyorsanız Melik Bey ne yapıyorsunuz? Bir anda algıya oluşturacak. İşte şurada olay çıktı. Şurada ayaklanma çıktı. Şurada işte dediğim gibi insanlar bir ekmek sırasına girdi. Düşünün tam kedi videolarının arasında bir bakıyorsunuz, alakası ya da dans videolarının arasında bir bakıyorsunuz bir olay. Bir bakıyorsunuz ki ya bu nedir deyip bir anda içeriye girmeye başlıyorsunuz, izliyorsunuz ve böylece aslında zihniniz bir anda çok içerik var olan o mesajlardan bir anda daha yalın işte daha sizinle ilgisi olmayan bir içeriğe dikkat kesilmeye başlıyor. Ve böylece aslında belli noktadan sonra sürekli bu videolar gelince normalleşmeye başlıyor ve aa evet diyorsun Sizin fikriniz bile değişebiliyor Melik Bey. Düşünebiliyor musunuz? Sürekli işte devleti aleyhine içerikler, propagandist yayınlar çıkartıldığını düşünün. İşte bunları ne zaman gördük? Mesela işte efendim ayçiçek yağı kalmadı ayçiçek yağı yok işte bakkallarda marketlerde kuyruklar vardı. Kedi videolarının arasında bu direkt olarak ayçiçek yağı sırasına giren işte diyor ki bu diyor Ankara Gölbaşı'ndaki bir marketin önündeki sıra. Düşünebiliyor musunuz ve milyonlarca bu etkileşim almış. Bu nasıl oluyor bir anda? Madem algoritma hep sizin ilgi alanınıza, beğenilerinize göre çalışıyorsa ki bunlar benim açıklamalarım değil. Bu ilgili sosyal medya şirketlerinin efendim yapmış olduğu açıklamalar. Bu videoları aralara koyarak, serpiştirerek hani sinematografi dediğimiz bir kurmaca sanatı vardır ya. Şimdi de hikaye anlatımı dediğimiz dijitografi çıkmaya başladı. Yani aslında dijital ortamda da bu reels videolar aslında bir senaryo dahilinde efendim sunuluyor ve biz masumane bir şekilde görerek bunu gerçekleştiriyoruz. Şimdi Fulya Kalfa, Ali Murat Kırık, Melik Yiğitel, Özay Şendir bu konularda belki dijital bilince sahip olabilir. Yani karşısına çıkacak bir içeriği kıyas ve mukayese edebilir. Ama Fulya Hanım siz de biliyorsunuz 18 yaşın altındaki çocuklar da bu videoları izliyor, içerikleri izliyor. Düşünebiliyor musunuz o videoların içerisinde? direk olarak işte bu içerik çıkmış olsa ya da efendim işte onların zihinsel fiziksel gelişimini engelleyici ya da kendi devletine düşman edici içerikler çıkmış olsa ki bunlar çıkıyor üzülerek söylemek Kim gerekiyor. Kim koyuyor bunları nasıl koyuyor? Nasıl koyuyor? Algoritma tamamen efendim. Reklam sahipleri ve aynı şekilde efendim artık kaleyi işten fethetme noktasına gidiliyor. Hani az önce konuştuk ya haritalar açıldı. Ben o yüzden diyorum geleceğin savaşları dijital savaşlar olacak. Çünkü efendim siz artık toprağı alsanız ne olacak Fulya Hanım? toprak aldınız ne faydası olacak size siz o insanların zihnini küçük yaşlardan ele geçirirseniz alırsanız bazı şeyleri normalleştirirseniz ki bugün birçok şey normal hale gelmeye başladı bizim için. Mesela geçmişte yapmadığımız şeyler bugün normal geliyor. Bu giyiminizden tutun, kuşamınızdan, alışkanlıklarından, tutumlarınızdan, davranışlarınızdan diziler aracılığıyla, filmler aracılığıyla ya da küresel ölçekli yayın platformları aracılığıyla bunlar sunuluyor. Atatürk'ü söyledik, Atatürk konusunu şey yaptık ama mesela çocukların zihinsel, fiziksel gelişimini engelleyici, özellikle cinsiyet konusunu e, ciddi manada farklı noktalara Çeken ve yozlaştıran unsurlar konusunda bunları görmüyoruz efendim. Aynı durumu sosyal medyada da var olduğunu görür. İşte yayın ilkeleri vardır diyor, kullanıcı sözleşmeleri vardır diyor. Bunların hepsi işte imzalanıyor, hepimiz de kabul ediyoruz. Ama bu videoların önünüze çıktığını düşünün, normalleştiriyorsunuz efendim. Sürekli aynı şeyleri görmek sizde artık normalleştirene gelir. Bunu hani siz e, bunu söylediniz diye, Instagramı söylediniz diye söylüyorum. Twitter'da da aynı durum var. Twitter'da şu an ikiye ayrılmış durumda, bir tanesi sana özel kısmı var. Bir tanesinde de takip ettiğiniz kişileri görüyorsunuz efendim. Şimdi sana özel kısmı diyor. Bu ne demek biliyor musun? Sana özel. Yani Fulya Kalfaya yönelik içerikleri sunuyoruz. Yani senin ilgi alanların bunlar. Aynı şey o Instagram'da. Aynı de. durum, aynı durum. Sana özel de biliyorsun sanki Fulya Hanım siz bunları gördükten sonra sana özel derken, Ha ben demek ki bunları seviyorum bunlar." Ben yani şey duyuyorum e, insanlardan. Ya yani ben hiç takip etmediğim insanların tweetlerini görüyorum. İşte Ha. Görmek istemiyorum ama ha. görüyorum diyorlar evet. mesela o mu? O. Oh. Şimdi hmm. diyorsunuz ki işte etkileşim çok alıyor. Böyle bir şey yok Vülya Hanım. Yeni bir tane mesaj atmış birisi post atmış. Blue evet. abonesi de değil ama bir bakıyorsun hani dedi. O kişi reklam mı veriyor çıktığı? Hayır reklam vermiyor. Algoritma onu direkt olarak ön plana Algorithma çıkartmış oldu. Algoritma niye ol o kişi ön plana? İşte alg algoritma dediğimiz kavramı da sorgulamamız lazım dolayısıyla. Algoritma niye göre o kişi ön plana? Neye göre mi? kime Ve göre o, o kişi? o bakan kişinin onu görmesini sağ İşte gerekli olduğunu düşünüyorum. Kim çıkartıyor bu algoritmayı? Efendim bir de öyle bir şey yok. Şimdi şöyle. Fulya Kalfa'nın zevkleri başkadır. Ali Murat Kırınf başkadır. Özay Şendir'in başkadır. Melik Yiğiter'in başkadır. Ama hepimiz aynı içeriği veriyor. Hepimiz aynı içeriği verince özellikle efendim altını çizmemiz gerekiyor. Twitter için diyorsunuz bunu. Evet. Twitter ve... Reels için de aynı durum söz konusu. Reels videolarında da aynı şey vardır. Reels videoları nasıl çıktı Fulya Hanım biliyor musunuz? TikTok'un biliyorsunuz hegemonyasını kırabilmek. TikTok'ta biliyorsunuz çimmen şeyli olduğu için. E, Instagram zaten ya Uygulamaları satın alıyor efendim ya da... Yani benzer o, bir şey yaptı be, ki oradaki evet. kullanıcıları kendisine çekmek. Ama istediğin amacı ulaşamadı. Buradaki temel ulaşamadı amaç... mı? Hayır efendim. Bir de Fulya Hanım bakın siz mesela ben görüyorum sosyal medyada fotoğraf paylaşıyorsunuz mesela. Hı. Paylaştığınız fotoğrafların etkileşimine bakın, erişim sayısına bakın. Bir de reels videolarınızın erişim ve etkileşim sayısına bakın. Fotoğrafınız örnek vereyim 5000 beğeni alırsa aynı kalibredeki... Videonuz Reels videomuz 10 bin beğeni alır. Öyle. Neden? Çünkü e, Instagram sizin Reels videosu çekerek bu içerikleri ön plana çıkartıp veri havuzuna daha fazla koyup daha sonra o içerisindeki manipülatif videoları içerikleri onun içerisine serpiştirerek sizin aslında tık 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 geçerken bir anda önünüze çıkması. Bu şok etkisi yaratıyor sizde. Düşünebiliyor musunuz? Bir anda. Yani o zaman kullanıcıları da Reels videoları paylaşmaya mı teşvik ediyor? Teşvik ediyor. Bakın efendim. Yani şey mi diyor, sen Reels videosu kullanırsan evet. e, daha fazla etkileşim alacaksın. Evet efendim. Diyor. Daha Aynen. fazla takipçi edineceksin. Kesinlikle diye. efendim. Ve şunu da söyleyeyim. Mesela Fulya Hanım, biz uzaktan üçümüz fotoğraf çekilelim sizinle. E, sizin alacağınız, siz paylaşın. Örnek vereyim işte sizin 120 bin takipçiniz olsun. Alacağı paylaşım misalen söylüyorum 3 bindir. Ama siz direkt olarak yüzünüzü efendim burnunuzu ağzınızı yakın plandan çektiğinizde çarpı 2 çarpı 3 verir. Niye? Siz çünkü yüzünüzün biyometrik verilerini o yapay zekaya analiz edebilmek için de sunmuş oluyorsunuz. Denemesi bedava. Bunlar hep görülmüştür, çalışmalarda çıkmıştır. Evet, yakın fotoğraflarınız her zaman daha fazla beğeni alır efendim. Bunun saati vesaire söz konusu değildir. Ve dolayısıyla siz ondan daha fazla beğeni alınca ne yapıyorsunuz? Ha ben bunu böyle çekince, böyle yayınlayınca, bu videoları paylaşınca daha fazla beğeni, daha fazla takipçi. Aslında ne oluyor arka planda? Aslında ne oluyor? Siz burada o veri havuzuna içerisine ne yapıyorsunuz? Gelecekte yapay zeka, savaşların bile gidişatını yapay zeka değiştirmeye başlayacak efendim. E zaten bir tane selfie paylaştıysa o biyometri kaydedilmiş Kes... olmuyor mu? Aynen. Tane... Zaten. Hayır, niye onu teşvik ediyor? Niye daha çok like alıyor? Daha fazla beğeni... Yapay zekanın öğrenme metotları vardır efendim. Dil öğrenme metotları vardır. Burada yani sadece... Yapay zekanın sizin birden fazla mı serfinize ihtiyacı var? Daha fazla. Daha farklı evet. açılardan serfinize Daha fazla ihtiyacı açılardan var. öğrenmesi gerekir. Niye? Çünkü ileride ben Fulya Kalfa'yı çiz dediğimde çizmeye başlayacak. Yani düşünebiliyor musunuz? Şimdi zaten o deepfake videolar zaten bu şekilde hazırlanıyor. Fulya Hanım ileride zaten en büyük sorun. Düşünün Fulya Kalfa çıkacak bir şeyler söyleyecek ama onun gerçekten Fulya Kalfa olup olmadığını bilmeyeceğiz. Evet o çok... Bu ciddi savaşların çıkmasına da sebebiyet verecek. Ne gerçek ne sahte belli olmayacak. Ben o yüzden az önce hani sizin sorunuza cevaben söyledim. Geleceğin savaşlarını hep bu önde çıkan isimler ortaya koymuş olacak. 44 milyar dolar. Sen zaten servetinin büyük bir parçasını buraya yatırmışsın. Neden böyle ciddi bir yatırım gerçekleştiriyorsun? Neden bu alana bu kadar yatırım yapıyorsun? Ve Twitter senin için yani daha doğrusu X senin için neden bu kadar önemliydi? Bir buçuk ay önce yapay zekayı durdurmamız gerekir. 2025 yılına kadar eğer durdurmazsak ciddi manada insanların sonunu getirebilir diyorsun. Daha sonra XAI dediğimiz firmayı oluşturuyorsun. Aynı şekilde Starlink uyduları ki SpaceX'in bünyesi içerisinde gerçekleştirilir efendim bu uydular. Altın içi izlememiz gerekiyor. Bunlar efendim Leo uydulardır. Alçak yörüngeli uydulardır. Bunlar aynı zamanda casusluk için, dinleme faaliyetleri için de kullanılır. Çünkü alçak yörüngeli uydular dünyadan 200 ila 2000 kilometre üstte yer almaktadır. Bunlarla çok rahat bir şekilde insanları dinleyebilirsin. Sen nasıl uygulamalar bizi takip ediyorsa Starlink uyduları da işte ben efendim Fransa'da olaylar oldu. İşte efendim İran'da olaylar oldu. O zaman hiç mahremiyet falan yok yani. Mahremiyet yerden... falan kalmadı ki. O George Orwell'ın 1984 romanındaki gibi efendim büyük bir kadar bizi her yerden izliyor. Her yerden takip ediyor. Ve bundan sonraki süreçte... O biri bizi gözetliyor. Biri bizi gözetliyor. Aynı o noktaya göründük. Birileri sizi biri bizi gözetliyor vardı ya hani. Hı. Aynı Hı. o şekilde Hı. izliyor, takip ediyor. Bizim Türkiye olarak ne yapacağımız çok önemli. 2020 yıldaki sosyal medya yasası bu noktada önemliydi efendim. Hep söylüyoruz Fulya Hanım. Yerli milli sosyal medya mecraları, sosyal medya platformları çok önemli ama bunları yaygınlaştırmadığımız müddetçe, bunları herkesin kullanmadığı müddetçe ne yazık ki başarılı olamaz, çalışamaz ve Özellikle şunu söyleyeyim Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine mutlaka dijital okuryazarlık derslerinin verilmesi gerekiyor. Evet. Çocuklarımız küçük yaşlarda Vallahi manipüle çok ediliyor. Önemli, çok evet önemli. efendim. Yani ve inanın bunun hani şeyi yok. Meslek önemli. lisesi de aynı, ortaokulu da aynı, lisesi de aynı. Şu an tamamen bağımlılık var. Nomofobi. Nomofobi. FOMO Nomofobi, nomobifonia yani akıllı telefon, telefon bağımlılığı. Telefon bağımlılığı mı? Evet efendim. FOMO, Fear of Missing Out. Bu birçok işte var herhalde. E, aynen öyle. Şimdi FOMO mesela işte ne oldu, dünyada ne oldu, gündemde ne oldu bunları takip etmek özellikle çok önemli bir noktaya geldi. E Fulya Hanım bunlar beni açıkçası çok korkutuyor. Melik Bey siz bakıyor musunuz çok fazla <laughs> telefonunuza? Reels <laughs> videosu mesela paylaşıyor evet. musunuz? Selfie Vallahi paylaşıyor ben, musunuz? Bakın <laughs> yapay zeka için veri dışı. toplanıyormuş selfie paylaşılınca. Biliyor muydunuz bunu? Evet. <laughs> Yo, benim Twitter, yok benim Twitter dışında şeyim yok. Sosyal medya hesabım yok. Instagram, Facebook, TikTok hiçbiri yok. Ee, adıma bazı böyle sahte hesaplar var ama benim sadece Twitter var. Fakat Twitter'da da aynı tacize maruz kalıyorum. Evet. O da şu. Şimdi ben takip edilenler diye bir yere basıyorum... Sonra durup dururken sana <laughs> özel diye bir şeye kayıyor. Niye Hatta oluyor mu Evet, Aynen bana dediğim işte. Şimdi bu sana özelde de, şimdi sana özelde de aslında bana özel olmayan şey. <laughs> evet. yani mesela ben magazinle ilgilenmiyorum önüme düşüyor. <laughs> evet. Ha mesela Marek ben ve evet, magazin Ben kilo ilgilenmiyorum o, o, önüme düşüyor. Aynen. E niye magazin gündeminden daha haberdar olmuş oluyorsunuz Melik Bey fena ölmüş. mı? Ya ama yani ne bileyim ya diyorum ki ya beni nereye hani ne yapmak istemektedirler? Nereye varmak istemektedirler? Yani <laughs> çünkü şeyde böyle mesela kilo vermeyle ilgili bu araç sürekli o çıkıyor. Acaba ben yanlışta bir yerimi açtım. Yani bu sen onunla ilgili, ilgili açıp, eşinle da, dostunla konuşun. Eşinle, eşinle, dostunla sohbet etmişindir. Evet. Telefonu kilo vermeyle. Aynı zamanda evet. verici olduğu için ona göre çalışır Melik onun mantığı. Yoksa kilo aldığınızı mı düşünüyorsunuz? Öyle bir sohbet mi ettiniz Melik Bey? Bakın dinleniyorsa değil mi? Yok dinlenmesine gerek yok. Bunlar yok, <laughs> yo, zaten, zaten bana, Ya sen... ha, dinleniyor mu derken işte uygulamalar yo, dinliyor dedi ya, o anlamda dinleniyor. Ya, biraz kilo versen yok yok kilo aldım doğru. Ee, biraz kilo versen falan filan diyorlar. Ee, ben de dedim ya acaba hani öyle bir sistem'i açtım çünkü ondan da çok sık düşüyor. Ee, hani Senin sohbet tamam, ettiğin ben her şey, <laughs> O tamam. Sohbet, sohbet ettiğin her uygulamalar şey... dinliyordu? 10 dakika evet. sonra karşısına çıkar. Bu arada şunu söyleyeyim. Yani ailet'in uygulamaların ajanlık yapmasına da gerek, gerek yok. yok. Kendimize dair her türlü bilgiyi biz vermiyor muyuz sosyal medyada? Veriyoruz. E, tamam. Yani şimdi e, bir iki okumayı evet. sevmiyoruz, bakmayı seviyoruz. Bu sosyal medya tanımında şu lafı çok severim. Bu Macar Sosyoloğundur. Her insanın içinde bir teşhirci bir de röntgenci taraf vardır. Sosyal medya ikisine de hitap ettiği için çok kuvvetli diyordu. Ama yani çocuğun eline telefonu verirsen telefon dadı olmaya başlarsa sonra o çocuğun internet bağımlılığından şikayet etme şansımız kalmıyor. Evet. Çocuğumuza kitap okumayı öğretmek zor. Eline telefonu vermek kolay. Ay gürültü yapmasın al oğlum tableti al yani telefonu öyle oluyor maalesef, maalesef. veriyorum ben de e arkadaşlar işte öyle olunca ve şunu söyleyeyim yani... bana yine kızacaksınız ama sözünüzü keseceğim bu sefer yayın bitti evet. <laughs> Sadece bir falcı çok başarılı bulundu evet. gizlice gelenlerin facebook hesabına baktığı için her şeylerini aslında arka biliyorum. planda evet. her türlü bilgiyi biz veriyoruz evet. yani... doğru söylüyorsunuz Allah o boyutu da var Aynen. teşekkür ediyorum ben tüm konuklarıma ve efendim. siz kıymetli izleyenlerimiz efendim CNN Türk Masası programının sonuna geldik İyi akşamlar